Mesela gezdir, Fatiha gezdir. Süresi mezarlıkta okunuyorlar. Yok, ölülere okunmaz Kur'an. Ölülere Kur'an okunması Budist Türklerden gelme bir örftür. Ölüye diyorsun ki zekat ver, namaz kıl, Kur'an oku, iyilik yap, cihat et, bunu yap. Ölü de ki hiç sen ya, bana ne okuyorsun diyor. Ölüye iki ayet okunur. Haşr Suresi ayet 10, İbrahim Suresi ayet 41. Yasin? Yasin ölülere okunmaz. Yasin 6, 69, 70. ayetinde diyor ki biz bu Kur'an'ı insanları uyarasın diye gönderdik. Peki mesela biri öldüğü zaman gidiyoruz Yasin okuyoruz. O peygamberimizin ölülerinize Yasin okuyun hadisi zayıftır. İmam-ı Acrusi değil, bu hadis doğru olsa bile buradaki kasıt kalbinde hastalık olanlara manasını okuyun. Diri olup ölülere, diri ölülere okuyun. Yani. Bak kabir ölülerine değil ha. Hani kalbinde çelişkili olan, gergit olanlara okuyun. Hocam mezarlıkta niye Fatiha okunuyor? Niye Fatiha okunuyor mezarlıkta? Abi öf din değil, gelenek. Fatiha ilk yarısı kulu Allah'ı övüyor, Yüce Allah'ı. Diğer yarısında Yüce Allah'tan istekleri var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Hamd-i Alemin ama Allah'a mahsus. Allah'ı övüyorsun. Errahmanirrahim, Rahmansın, Rahimsin. Maliki yevmiddin, din gününün sahibisin. İyyâke na'budu ve sana ibadet, sana yardım dilerim. Bu da kendi aciziyetini, Allah'ın büyüklüğünü itiraf ediyorsun. Sonra ne diyorsun? İsteğin var. İdine sıratta müstakim, doğru yolda ilet. Sıratta lezine nemte aleyh, nimet ve diken yoluna. Gayri uzak tut, mağdubi aleyh ve leddâliyin amin. Gazabe ve dalalete uzalan yoldan uzak tut, amin. Allah'ın duamı kabul buyuruyor. Ya bunun ölüyle ne alakası var? Sen Allah'ı övüyorsun, Allah'tan isteğin var. Gidip bunu ölüye niye okuyorsun? Kendini okusana. Evet. Mantığına baksana yani. Hiç yani, yok ki. Genel olarak baktığında Fatiha okumanın da bir sakıncası yok. Yok ama gelenektir. Kendin oku kendin. Niye ölüye okuyorsun ki? Ölüye dua et. Haşr 10 İbrahim 41. ayet. Mezarlığa gidince ne yapmamız gerekiyor? Sahabe demiş, Esselamun Aleyke Ya Resulallah. Dua edip, ibret alıp, ölüm tefekkür edip geri dönmüşler. Başka bir şey yok. Yani ağaç ekilebilir. Bak ağaç, çiçek aynı hükümde. Efendimiz ağaç ekmiş. Hadiste geçiyor. Dua edebilirsin, ölüm tefekkür edilebilir. Ölülere selam verilir, geri dönülür. Başka bir şey yok. Peki.